Makedonya'nın bu isim meselesi bitmedi. Evet, referandum yapmışlardı. Referandumda işte Makedonya devlet olan Üsküp Makedonya'ya, Yukarı Makedonya densin, Yunanistan'da kalan parçaya da Güney Makedonya densin diye, Kuzey Güney Makedonya diye ikiye ayrılsın diye öneri vardı. Fakat referandumun sonuçsuz kaldığı çünkü yeterli katılım olmadığı anlaşıldı. Bir yandan da bu iş bir an önce bitsin diye NATO AB tarafı yok yok güzel bir referandumdu oldu bitti falan demeye çalışıyorlar ama referandumun sonucunun tekrar meclisten geçmesi lazım. Zor bir iş meclisten de geçmeyeceği anlaşılıyor ama bir siyasi çıkmaz var. Asıl işin yarısı da Yunanistan'da. Yunanistan'ın da aynı şeyi yapması lazım ama Yunanistan şimdilik elini kolunu bağlamış. Aa Makedonya bu işi beceremedi diye Makedonya'ya bakıyor. Yunanistan'ın hiç e, rahatsız et, olduğu bir durum yok. Onun onlar memnun durumdan çünkü iş tekrar çıkmaza girdi. İşte biz denedik bakın olmadı falan diyecekler. Ama başka Makedonya içinde de bizim NATO'da ne işimiz var diyen Moskova'ya yakın kanat var. Yok hayır NATO'ya gidelim diyen NATOcu kanat var. Bu iki kanadın da çarpışması görülüyor. Ee, ana muhalefet partisi en son dedi ki bu iş böyle gitmeyecek. Bırakın erken seçime gidelim. Yeni bir meclis işte yeni her şey kurulsun ona göre tekrar karar verilsin falan. Fakat yeni bir seçime de gidilmeyeceği anlaşılıyor. E, siyasi tıkanma var. Siyasi tıkanmanın nasıl açılacağı yolunda bir işaret yok. Makedonya meselesi zaten sevimsiz bir şekilde gidiyordu. Şimdi iyice kilitlendi daha da sevimsiz oldu.